Merhaba. Size 21 Mart günü de böyle bir video yayınlamış ve İstanbul Sözleşmesi'nden Sayın Cumhurbaşkanının çekilme kararının hukuksuzluğunu ve İstanbul Sözleşmesi'ni anlatmıştım. Aradan geçen yaklaşık 3 aylık süre zarfında dün akşam saatlerinde Danıştay'dan açtığımız davalara, bu davalardan birini açan Sayın Meral Akşener'in dilekçesine gelen cevap üzerine bugün de bir video yayınlayarak tarihe not düşmek istedim. O karar dün anayasaya aykırılık içermediğini söyleyen bir Danıştay kararıydı. Aslında biz pazar günü Danıştay'ın Cumhurbaşkanı'ndan istediği savunmasında böyle bir karar çıkacağını görmüş, anlamış ve birbirlerimizde de kendi içimizde bunu konuşmuştuk. Bugün itibariyle 3 ay süresince biz hukukun üstünlüğüne inanarak 10. daireye verilmesi ee, kararında bile biliyorsunuz 10. dairenin Türkiye içindeki aldığı kararlar Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasından başlayarak bu kararlarla ilgili kafamızda soru işaretleri olmasına rağmen yine de o hukukun üstünlüğüne inanarak bir beklenti içine girdik. Ancak dün alınan kararla Tabii ki hayat bitmedi, yaşam bitmedi. Bundan sonraki süreçte hukuki mücadele devam edecektir. Öncelikle bizim dilekçelerimize verilecek cevaplar üzerine karşı kararımızı, itirazımızı yayınlayacağız. Ve oradan sonraki süreç dediğimiz gibi hukukun bize gösterdiği güzergah içinde olacaktır. Ancak o yol devam ederken biz... 30 Haziranla 1 Temmuz arasındaki bizim yaşamımızda bir değişiklik olmayacağını sizlere bildirmek istedik. Hangi anlamda değişiklik olmayacak? Anayasanın yaşam hakkı ve Türk Ceza Yasasının varlığı Türkiye'de kadınların karakola gitmesinin önünde engel değil. Danışma hizmetlerini veren acil yardım hatlarımız, sivil toplum örgütlerinin olayı takip, baroların bu konudaki hukuki desteği mutlaka devam edecek ve hiçbir kadının kirpi ıslanmasın dediğimiz o cümleyle biz yolumuza devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin devlet politikası olarak yukarıdan işletilmesi ve uygulanması yönündeki aldığı kararı biz de tabandan yerel yönetimlerle tabandan tavana yükseltebileceğimiz bir politikayı hayata geçireceğiz. İstanbul Sözleşmesi diyordu ki politika üret, önlemeye çalış, koru mağduru ve mağdurun kovuşturmasında destek oluyordu. Biz bunların üçünü Hepimiz zaten yapıyorduk. Politikayı devlete bırakmıştık. Devlet bu politika ayağını hayata geçirmedi. Ama diğer konularda zaten deneyimlerimiz var. O kadınların maddi konuda destek alması adına, onların iş alanlarında istihdam edilmesine, özel sektörle işbirlikleri içinde onları dayanışmayla koruma, kollama kafesleri içine almayı zaten yapıyorduk. Bundan sonra da yapacağız. Bu anlamıyla da sizlere 1 Temmuz'da hayat bitti, kadınları koruyan hiçbir şey, hiçbir kalkan yok deniyor ya. Hayır, o kalkanlar sivil toplum örgütleri, o kalkanlar Türkiye'nin yasal mevzuatı. 62-84 sayılı yasanın içeriğindeki eksiklerle dayanağı da İstanbul Sözleşmesi'ydi. Uygulamaya ya da ondan da vazgeçelim düşüncelerine inat. Biz kadınlarla, şiddet mağduru kadınlarla yan yana olacağız ve şiddetin yaşamsal alanlardan geriye dönüş olarak eşitlikle buluşmasını, eşitliğin e, zihniyet dönüşümünün tabanda yaygınlaşması adına çalışmalar yapacağız. Bu politika bugün itibariyle alınmış bir siyasi karardır. Danıştayın aldığı bu siyasi kararın içinde bundan aylar önce İBB'de e, görev yapan e, bir arkadaşın danıştaya atanmasıyla Danıştay'da bir vefa borcunu ödeme sorumluluğu da vardır diye düşünüyorum ben. Çünkü bir kadının bu karara karşı çıkması, kadın olarak Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'ni sadece iki ana başlıkta LGBT bireyler üzerine ve aileyi dağıtma üzerine kurulu bir karşı çıkışı var. Sağ kimler karşı çıkıyordu hatırlıyor musunuz? Kim çıkarak bu işte sokaktaki vatandaş karşı çıkmadı bildiğim kadarıyla yapılan anketlerde bunu görmüştük karşı çıkanlardan biri bir partinin, muhafazakar partinin bir disiplin kurulu üyesiydi ve bir cemaatti. O halde bunun arkasındaki karar iktidarda kalabilmenin süresinde bir işbirliğine doğru yönelikti. Ya da bu anlamıyla ben tek başıma benim devletim, ben istediğim kararı alırım düşüncesi ki savunmada da bu gündeme gelmişti. Anayasaya aykırı bir sürecin işlendiği dönemdeyiz. Bu ülkenin kurtuluş mücadelesinde kapanmamış meclisi baypas edildi. Bu anlamıyla da neyle, kimle, ne, nasıl mücadele edeceğimizin stratejisi Sivil toplum örgütlerinin planlarında hazırlıklarında var. Ne yapacağız? Bu ülkenin demokratik olarak yaşamasına, bu kararla demokrasi liginden aşağı düşmesine inat, demokraside yukarı çıkmasına, kadının insan haklarından daha fazla yararlanmasına, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına sahadaki her kapıyı çalarak devam edeceğiz. Sizler var mısınız? Biz hazırız. Merak etmeyin. Birlikte güçlüyüz, mücadele kazandırır ve biz kazanacağız.